Herkese uzun uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Ben bugünden sonra yani YouTube'a yükleyeceğim bu videoyu. Aynı zamanda sesini podcast'e yükleyeceğim. Ama bu videoları editlemeyeceğim. Olduğu gibi paylaşacağım. Kesmeyeceğim, kırpmayacağım. Çünkü burada sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Ama editleme işi işin içine girince ya da şurası şöyle olsun, saçım şöyle olsun, ortam düzgün olsun derken bu iş baktım durdu, bir yere gitmiyor. Benim için de sizle açıkçası bir şeyler paylaşmak, bir şeyleri benim açımdan öğrenmeyi motive ediyor. O yüzden nasıl bir cümle oldu bilmiyorum. Yani ben sizle paylaştıkça öğrenmek konusunda daha çok motive oluyorum aslında. Şimdi videoyu böyle şey var içimde. Yağmur bence olmadı. Baştan başla. Yağmur bence olmadı. Hayır, baştan başlamayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Çünkü çok vaktim yok. Şimdi daha önce aslında 5 defa falan demeyeyim de yani 4 defa kaydettiğim bir ses kaydı vardı. Bir türlü olmamıştı. Yani böyle ve bunların hepsini arabanın içinde böyle pişerek kaydetmeye çalışmıştım. Çok güneşliydi hava falan, öyle denk gelmişti. Yani aslında böyle bir ocak gibiydi. Ama pişmiştim. Niye öyleydi hatırlamıyorum çok. Neyse. Esas konumuza dönüyorum ve ondan önce şunu söylemek istiyorum. Sizle burada arada dinlediğim podcastleri, işte bana iyi gelen bir şeyleri sizinle böyle bir arkadaşıma sohbet ediyor gibi paylaşacağım. Arada ığlar, durmalar, bilmem saçmalamalar olabilir. Lütfen yavaş geliyorsa hızlandırarak izleyin. Çünkü benim burada herhangi bir öğreticilik amacım yok. Dediğim gibi bir arkadaşıma sohbet ediyor gibi bunları sizlerle paylaşacağım. Artık gerisi size kalmış. Dinlemek istersiniz, dinlemek istemezsiniz. Hani bir zorunluluğunuz yok. Bazen insanlar öyle yorumlar yapıyor ki, Instagram'da da bol diyor. Sanki ben onu zorla getirmişim, koymuşum sayfama hani bak izle diye. Yani sevmediğiniz şeyler hani beni ilgilendirmiyor. Ya da işte öyle bir seçenek de oluyor ya bazen keşfette denk gelince. Ya da engellersiniz. Değil mi? Seçenekler çok. Neyse, konumuza dönüyoruz. Şimdi benim aslında Ocak ayında sizle paylaşmak istediğim bir dinlediğim ve bana çok iyi gelen, zaten böyle fellik fellik aradığım bir konu vardı. Yani ben şu an ne yapıyorum, ne yapmak istiyorum, 2024 yılından ne bekliyorum? Bu konuda inanılmaz karmakarışıktı kafam. Bu arada hala şöyleyim, biliyor musunuz? Bence olmadı Yağmur, baştan başla. Bence olmadı Yağmur. Hayır. İçimdeki Yağmur'a söylemek istiyorum. Baştan başlamayacağım. Yani bu işi yapıyorsanız, az çok bu tarz bir video çekim işleriniz varsa, aslında tek seferde çekilmediğini söylemek istiyorum. Başa çok alınıyor. Tekrar 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 diye. Hayır, yapmayacağım. Yani bu video böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Baştan başlamayacağım Yağmur. Hayır, böyle devam. Şimdi diyor ki, o kadar içten beni dürtüyor ki tekrar başla diye. Daha iyisini yaparsın o şey. 2024 yılını nasıl daha iyi bir yıl yapabilirsin? Yani 2004 yılı aslında nasıl senin yılın olabilir? Bunu 6 soru sorarak yapabilirsin diyor. Kim bu? Mel Gibson yok. İsmini alta yazacağım, linkini bırakacağım. Kim olduğunu, podcastini falan da dinlersiniz siz de ayrıca İngilizce bilenler için. İngilizce bir podcast. Türkçe altyazısı falan yok diye biliyorum. Sonradan eklenmişse bilmiyorum. Ta Ocak ayında dinlemiştim ve sizinle bunu Instagram'da kanalımda da paylaşmıştım. Bu arada umarım çekiyordur. Telefonum bu arada açık. Arama falan olursa büyük ihtimal kapanır. Ama ben devam ediyorum. Şimdi bunun için 6 soru sor kendine diyor. Ve gerçekten sorular çok güzel. Birinci soruyla başlıyorum. Bu sorularla ne olacak onu sana söyleyeyim. Diyor ki bu sorularla gelecek yılan ne istediğini bulacaksın. Gerçekten ne yapayım? Yani ne yapmalıyım? Ben neredeyim şu an? Ne düşünüyorum? Ne istiyorum? Bu konuda hala, yani neredeyse ortasına geleceğiz yılın. Hala sıkıntı yaşıyorsanız geç değil. Ben bir şeyler için hiçbir zaman geç olmadığını düşünüyorum. O yüzden bu videoyu da oturup kaydetme nedenim budur. Yani normalde 2024 yılı için konuşuyor. En başta belki çekilmesi gerekir işte diye, hani şu an mesela videoyu başa al başa al diye içimden dürten bir ses var ya. Ama bu konuda öyle değil Allah'tan. Geç tabii ki değil. Bunu yılın son bir ay bile kaldığında paylaşabilirim. Hiç fark etmez. Bu sorularla önce nerede olduğunu bulacaksın diyor. Sonra yine bu sorularla nereye gitmek istediğini bulacaksın. Yani gerçekten nerede olduğunu bilmek de o kadar önemli ki. Yani şu örnekle direkt size şey yapayım, anlatayım. Matematikte daha toplamayı çıkarmayı bilmiyorsan, adamın sana problem sorması, onu çözmeye çalışman normal olmaz. İlk önce sen diyeceksin ki ben şu konuda eksiğim ya da şu noktadayım. İlk önce
bulunduğun noktayı gerçekten bilmen gerekiyor. Sonra diyor ki, gerçekten ne hissediyorsun, ne istiyorsun, ne sana iyi geliyor ya da ne gelmiyor. Ve bir şey istiyorsun ama neden? Bunların hepsinin cevabını bulacaksın diyor ve gerçekten öyle. Denendi, onaylandı yani. Bu sorularla aynı zamanda hedefine varmak istediğin noktaya varacaksın. Bu sorularla önündeki 12 ay için heyecanlanacaksın. Çünkü ne istediğini ve nasıl yapacağını, ilerleyeceğini bileceksin. Gerçekten gitmek istediğin bir nokta için şu an neredesin bilmelisin. Bu arada bu 6 soruyu eğer eşin dostunla yaparsan gerçekten çok daha faydalı oluyor. Böyle çünkü onun söylediği bir şeyle sen bir şeyi fark etmiş oluyorsun. Ya da mesela en kötü aranızda böyle bir yakınlık oluyor. Birbirinizi daha iyi tanımış oluyorsunuz. Çocuklarınızla bile yapabilirsiniz bu arada bunu. Birileriyle yapmanız daha faydalı olacaktır. Ben bu arada yapmıştım başkalarıyla, eşimle de ve arkadaşlarımla. İlk soruya geldim. Geriye dönüp geçen yıl için, 2024 yılında daha iyi olsun istiyorsan 2023 yılına dön bir bak. Vurucu anların ne olduğuna bir dön bak diyor. Bunun için diyor özellikle diyor aç telefonunu, herkes bir şeyler çekiyoruz ya da paylaşıyoruz. Bir öyle arşivlerine git bir bak. Aslında unuttuğun şeyleri hatırlayacaksın. Ya da ben böyle bir şey yapmışım. Ya da böyle bir zorluk atlatmışım. Ya da işte biriyle, yani iyi şeyler de olabilir, kötü şeyler de olabilir. Bir dön bak diyor. Neler yapmışsın? Aslında dönüp baktığında ne kadar çok şeyi unuttuğunu göreceksin diyor. Yaparsanız eğer hak vereceksiniz. Kendinden de şöyle bir örnek veriyor. Vaktinde başardığı bir durum için şans gibi düşünmeye başlamış. Ama dönüp baktığında aslında onun için ne kadar çok çalıştığını, çabaladığını görmüş. Bu yüzden dönüp vurucu anlara bakmanın önemini şöyle söylüyor. Aslında şu an hissettiğinden daha büyük yaşamışsın. Yıl içerisinde yaşadığın o bütün geçici anlık duyguları tekrar düşündüğünde onlar aslında sana gelecek yıl için şu anlamda ışık tutuyor. Neler yapmışım, neleri aşmışım, o zaman neler yapabilirim? Aslında geçmiş yılda yaşadığın her şey senin bilgeliğin oluyor. Ve önündeki yıl için sana rehber olabilir. Bence bu da vurucu. Yani bir şeyler yaşıyoruz. Eğer bunun üzerine oturup biraz düşünmezsek belki aynısını yaşayacağız. Belki daha kötüsünü yaşayacağız. Ya da zaten yaşadığımızı bile fark etmeyeceğiz. Benim de bir örneğim var bunun için. O yüzden gerçekten oturup düşündüğünde tamam ben böyle ilerlesem daha iyi. Ya da ya bak böyle yapmışım. Ben hemen örneğimi vereyim, anlatayım size. Şimdi ben yaklaşık 2 yıl evdeydim. Ücretsiz izindeyim. Başlayacağım işime bu arada. O ücretsiz izindeyken insanların böyle bir kahve içmesine bile yok demişim. Dönüp baktığımda fark ettiğim bir şeyden bahsedeyim size. Ve sadece kayınvalidem, Duru okula gidiyordu. Kayınvalidem, gerçi ilk yıl gitmedi. Neyse şunu söyleyeyim. Kayınvalidem ve çocuklarla yaşamışım sadece. Eşim şey diyor, geliyor. Benim hayatım evdeki kim varsa onlarla dönmüş. Sonra bunu fark aydın, yani bu sorular sayesinde fark ediyorum. Aydınlandığım an şunu söyledim. Bu sene kim kahve içelim derse yok demeyeceksin ya. Hemen kalkıp gideceksin. Ve ben açıkçası aklıma hemen şu geldi. Gerçekten bu soruları kendime sormamış olsam ne kadar asosyal olmuşum. Ne kadar içime kapanmışım. Ve bu bana ne kadar rahat gelmiş bir noktada. Bu arada hani konfor alanı şöyle bir şey. Size iyi gelmese de ondan çıkmak istemiyorsunuz. Muhtemelen bana da öyle olmuş yani. Hani evet, iyi hissettirmiyor aynı ortamda olmak, sürekli aynı kişilerle beraber olmak. İyi değil ya arkadaşlar, sürekli aynı insanlarla bir arada olmak. Yani detaylarına girmeyin. Yani şöyle detaylarına zaten girecek bir şey yok. Böyle üzerine bastıkça farklı noktaya çekilsin istemiyorum. Hani çok basit bir anne düşün ya da. İşte çalışan bir kadın değil. İşte koca işe gidiyor. Kendi çocuklara bakıyor. Bir bakıyor 10 yıl geçmiş aradan. Ne yapmış? Hiçbir şey. Ev temizlemiş, yemek yapmış. Gerçekten dönüp bakmadığında farkına varabileceği bir şey değil. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ve o da yıllarını o şekilde harcamış oluyor. Halbuki gerçekten belki bu soruları sormuş olsa vaktinde ya diyecek, ben böyle istemiyorum devam etmesini. Yani gözüne bir perde iniyor ve o şekilde devam ediyor. O yüzden sizle de bunu çok o zaman paylaşmak istemiştim. Dediğim gibi 3-4 defa çekmiştim. Ama editlemede çok sıkıntı yaşadım. Editlenmiyordu. İşte ses kaydını açmıyordu ve tekrar baştan çektim yani. Hani tekrar konuştum. Bir türlü olmadı. Artık sonunda böyle küstüğüm gibi oldu podcast'te. O yüzden paylaşamadım. Umarım
geç kalmamışımdır. Yani geç kalınmaz hiçbir şeye de, hiçbir zaman hiçbir şey için geç değildir bence. İkinci soruya geliyorum. İlk soruya hemen özetliyorum yine. Senin için vurucu anlara bak, geçen yılda yaşadın. Vurucu anlar neydi? İşte biriyle sohbet etmişsindir, o çok senin için önemlidir. Biriyle tanışmışsındır. İşte bir dükkan açmışsındır, örnek veriyorum. Sizin için vardır vurucu anlar. Çok basit de olabilir ama vurucudur. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Bir bak, bir bak. Farkına varmak önemli herhalde. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Böyle kısaca durdurdum ve gidip baktım kaç dakika konuşmuşum diye. Çok uzun da olsun istemiyorum sürdürülebilir olması açısından. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Ama vurucu noktaları tabii ki sizlerle paylaşacağım. İkinci soru da şu. Seni geçen yılda zorlayan bakış açıları neydi? Hani bir şeye böyle takmışsındır deriz ya aslında kelime olarak. Ama aslında olay bakış açısıdır. Bir düşün diyor. Bunu ama diyor 5 kategoriye ayır diyor. İşte sağlık konusunda düşün. Kariyer, işte ne bileyim, okulla gidiyorsan okulla alakalı düşün. Seni zorlayan bakış açısını bulmaya çalış. İlişkilerin, işte bu eşin varsa işte, ya da sevgilin, ya da işte arkadaşlık ilişkilerin olabilir. Zorlayan bakış açısını bul ve onun üzerine bir düşün. Ya da işte mutlulukla alakalı, ya da hayattaki işte anlam arayışı. Bunlarla bu 5 kategori, yine hızlıca sıralayacağım bir diğer sorularda da, bu 5 kategori üzerine ayrı ayrı düşündüğün zaman daha farkında oluyorsun. Sağlık konusunda şimdi bunları örnek verirsem çok uzayacak. Vermeyeceğim. Geçiyorum. Sadece şunu söylüyor. Zorlukların sana bir şey öğretiyor. Eğer bilirsen önündeki yıl olmaması için zaten istemsiz ben bir şey yapmalıyım ve aynısı olmamalı diye uğraşıyorsun. Dediğim gibi belki benim için bakış açısı olarak da şöyle olabilir. Ya işte dışarı çıkarsam işte zaman kaybederim. Ev hani daha belki zaten konfor alanı iyi geliyor ya bana. Dışarıya çıkmak, birileriyle buluşmak. Belki bunu kafamda bir şekilde yani aslında benim hayatım bir noktada zorlaştıran bir bakış açısı olmuş. O yüzden doğru örnek veriyor muyum diye düşünüyorum. Bir yandan hızlı düşünmeye çalışıyorum. Yani şöyle diyor. Aslında farkına vardığın zaman zorlayıcı bakış açısı neyse, şu an senin hayatında seni zorlayan şeyleri farkına varmışsındır. Az çok hemen zaten bir şeyler belirmiştir kafanda. Eğer diyor bunun farkına varırsan zaten bu araştırmalar da varmış bununla alakalı. Zaten sen otomatikmen onun olmaması için artık uğraşmaya başlıyorsun. Üçüncü soru da şu. Bu yıldan kendin hakkın what did you learn about yourself this year? Bu yıl kendin hakkında ne öğrendin? Bir de bunun üzerine otur düşün diyor. Ve bunu da yine 5 kategoride düşün. Sağlık konusunda ne öğrendin mesela? Ben kendimle alakalı söyleyeyim. Aslında geçen yıl sağlık anlamında da hiç kendime bakmadım. Hiç bakmadım. Ya tabii ki önceliğim çocuklardı çünkü. Hani ben annelik gerçekten öyle bir şey. Kendini unutman gerekiyor bir noktada. Hani hep diyoruz tabii ki önce kendine ilgilenmen lazım. Önce kendi karnını doyurman lazım ki sonra işte çocuğun, hani uçakta da önce işte kendinize takın diyorlar. İşte oksijen tüpü mü, işte oksijen maskesi mi? Sonra çocuklarınıza. Tamam öyle. Ama gerçekten bir noktada sana, senin sorumlu olduğun biri var. Senin önüne geçiyor. Ve benim için öyleydi. Geçen yıl sağlığımla alakalı hiçbir şey yapmadım. Bu yıl ama çok iyi gidiyorum. Ocak ayında başladım. Pilates'e başladım. Haftada 2 gün gidiyorum ve fizyoterapist eşliğini yapıyorum. O kadar iyi geldi ki. Kendime her ders sonrasında teşekkür ediyorum gittiğim için. İşte ilişkiler konusunda o 5 kategori tekrar. Sağlık, kariyer, okulun varsa okulla alakalı ilişkiler, işte eşinle ilişkin, sevgilinle, akraba ilişkileri, işte arkadaşlık ilişkileri, mutluluk. Yani gerçekten hayattaki mutluluk üzerine bile oturmamız. Ya ben eğleniyor muyum ya? Bunun üzerine bile oturup bence düşünmemiz gerekiyor. İşte hayattaki anlam arayışı. Bu 5 kategori üzerinde ne öğrendin kendinle ilgili geçen yıl? Bunu düşün diyor. Şimdi bu ilk 3 soru sana aslında nerede olduğunu gösteriyor. Gerçekten işte o vurucu anlar, işte zorlu bakış açıların, ondan sonra kendinle ilgili öğrendiğin şeyler. Bunları oturup düşündüğünde olduğun noktayı görüyorsun. Ve ben kendimle ilgili dediğim gibi geçen belki hani sadece bir yıl değil 2 yıl aslında oturup düşündüm. Biraz doğal olarak hem de kendim çok arka planda kalmışım. Bu yıl bunu değiştirdim tabii ki. Bunu fazlasıyla değiştirdim.
Teşekkür ediyorum kendime. Sıra sizde. Zaten böyle Instagram'dan da arada şey diyorum. Bu yıl bizim yılımız olacak diyorum. Hani gerçekten aynı zamanda bu kendimi motive etme amaçlı söylediğim bir söz. Bazılarına da iyi geliyor. O yüzden hatırladıkça sizle de paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bu sorular gerçekten nerede olduğunu öğrendikten sonra zaten ondan sonra bir aydınlanıyorsun. Nerede olduğunla alakalı güzel cevaplar ve bu konuda fazla bilgi verecek. Bir dakika. Nerede olduğunu gösterecek. Şimdi bu şimdiki alt soru var ya, ilk 3 soruyu cevapladık. Şimdiki 3 soru da ne istediğini gösterecek sana. Şimdi ilk önce 4. soru şununla başlıyor. Neleri yapmayı bırakacaksın? Ben mesela hani yine aynı örnek üzerinden ilerleyeyim. İşte insanlar beni bir yere davet ettiklerinde bahane üretmeyi bırakacağım. Gideceğim dedim ve öyle yapmaya devam ediyorum. Gerçi bu yine başladım bu ay, biliyor musunuz? Böyle gitmek istemiyorum. Git otur ya, bir saat kahve içmekten konuşmak sana da ve iyi de geliyor, biliyor musunuz? Çok iyi geliyor yani. Kimin olduğu hiç önemli değil. Git Yağmur. Bu iyi geldi yine. Ben kendime bunları hatırlatmam. Sen de yine 5 kategori üzerinde düşür. Sağlık konusunda, işte kariyerin konusunda, ilişkiler konusunda, hayattaki böyle mutlulukla alakalı veya anlam, son madde, 5. madde anlam arayış. Hayattaki anlam arayış, yani bir maneviyat, o da diyebilirsiniz. Bu konuları üzerine otur düşün. Neleri yapmayı bırakacaksın? Şimdi ben uzun uzun tek tek hepsi üzerine konuşmayayım. Dediğim gibi tek örnek üzerinden ilerlemem de gerçi iyi oluyordur diye düşünüyorum. 5. soru. Neleri yapmaya devam edeceksin? Yaptığın güzel şeyler var mı? Varsa devam ettirmeyi düşündüğün ne var? Benim hani belki çocuklarla alakalı hani iyi gidiyor bir şeyler. Aynı şekilde devam et gibi olabilir. 6. son soru da şu. Neleri yapmaya başlayacaksın? Belki biz zaten en başta bu soruyla başlıyoruz. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama bir dur, neredesin onu bir gör, değil mi? Ondan sonra şunu yapacağım, bunu yapacağım de. Nerede olduğunu gör ki ona göre plan program çizebil. Aynı örneği vermek istiyorum. Yani sen daha toplamayı çıkarmayı bilmiyorken, işte ben fonksiyonu öğreneceğim. Bu şey anlamda değil tabii ki. Hayaller, hedef, işte hayaller kurulmalı. Şu an olduğu noktadan çok uzak noktada bir şeyler düşünebilmelisin. Tamam, okey. Ama mesela yüzmeyi bilmiyorsun ama ilk önce ne dersin? Gideyim işte yüzmeyi öğreneyim dersin. Kalkıp okyanusta yüzeceğim. Ulaşılabilir olmuyor bu hedef o zaman. Sadece hedef olarak kalıyor. Her yıl belki olduğu gibi. O yüzden nerede olduğunu bildiğin zaman he diyorsun. Ben daha yüzmeyi bilmiyorum ya. Okyanusta yüzmek ne? İlk önce gideyim bir yüzme hocası tutayım. Ha, burada vardı böyle bir yer. Arkadaş tavsiye etmişti. Gideyim oraya bir yazılayım. Bir başlayayım. Adım atmanı sağlıyor belki bir noktanın nerede olduğunu görmen. Bu şekildeydi. Çok daha fazla uzatmayacağım ama böyle sizle ara ara sohbet edeceğim. Hiç hani neredeyim, nasılım ve nasıl konuşuyorum. Tabii ki yanlış anlaşılma olmasın. Çok özentisiz anlamında değil. Sadece bu işi yapabilmek istiyorsam, burada sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorsam bunları görmemem gerekiyor. Bunlara takılmamam gerekiyor. Umarım siz de bunlara takılmazsanız. Takılıyorsanız da izlemeyebilirsiniz. Belki bu aralar hani Instagram'da böyle hani videolarım keşfete düşüyor ve çok fazla kişi geliyor, sorguluyor bir şeyleri. Yani kardeşim, sana çok hitap etmiyorsan git izleme hani yani. O yüzden söylüyor olabilirim. Umarım devamı gelir. Dediğim gibi yani siz de beklentileriniz ne? Bir yazın. Yağmur, şunlar hakkında konuşsan güzel olur. Şunlar hakkında sohbet etsek güzel olur dediğiniz. Bu arada siz de alta yorum olarak yazın ki sohbet niteliğinde olsun. Ben dediğim gibi hoşuma giden bir şeyler olacak. Aşacağım böyle. Rastgele direkt konuşacağım. 5 dakika, 10 dakika, bu 20 dakika falan olmuş olabilir. Sohbet edeceğim. Evet, bu yani. Herhangi bir kaygım olmadan bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Bir arkadaşımla sohbet ediyor gibi edeceğim. Bunu da ben içimden şöyle diyor bir ses, ben şu an söylerken fark ediyorum. Hani bunu sürekli sohbet edeceğim dememin nedeni de şu. Hani belki biraz bazı eleştirilerin önünü kapatmak için. Bu da belki içimde bir yerde yine kendimi birileriyle yarıştırıyorum. İşte aman işte Yağmur sen yapamıyorsun, söyleyemiyorsun, anlatamıyorsun diyen birileri olursa diye belki. Zaten bir iddiam yok demeye getiriyorum. Bunlar da ayrı benim kendi içimde konuşulması gereken noktalar. Işık da bir var bir yok, şu an tamamen gitti gibi.
buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.